Testatörüsü YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz. İyi seneler diliyoruz. Yeni yılın ilk reading analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Readingler nasıl gidiyor diye özellikle soruyorum. Ee, aslında birazcık da gülümsememden anlıyorsunuzdur. Readinglerinizin e, rahatladığını duymak var ya o kadar güzel bir şey ki inanamazsınız. Daha iki videoda yorumlarınızın dışında mail de atıyorsunuz. Şunun için öncelikle teşekkür ederim. Zaman hepimiz için çok değerli. Herkesin zamanı çünkü herkesin kendi yoğunluğu var. Öğrenci, iş adamı, iş kadını, işte bilim insanı vesaire vesaire. Şimdi hani bir şeyi seyredip de e, altına yazmak olmadı, mail atmak. Yani zamanınızdan alıp biliyoruz ki e, sosyal medya dünyasında bu çok e, çabuk sarfedilen çabuk harcanan bir şeydir. İnsan seyreder, ha tamam güzel olmuş deyip geçer. Hani aşağı yorum yazıyorsunuz, soru soruyorsunuz bir de gerçekten. Yani o çok güzel. Mail atıyorsunuz olmadı. E, bu etkileşim bizleri meşgul tutuyor ve bazen hani ha evet ya o kullanım da olabilir. Bak hani öğrenci bunu da sormuş. Dur, buna da bakalım da hani düzgün bir cevap verelim diye bizi e, bir şeyler karıştırmaya sevk ediyorsunuz ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. As we say in Thailand, kapkın kap. kap. <laughs> Teşekkür ederim ve şimdi Reading Analiz 3 bakalım konumuz neymiş dünyanın hangi derdine derman olacağız bu videoda bir bakalım 7-Eleven helps drivers curb their carbon impact. Hmm, bakalım 7-Eleven şirketi bir şey yapmış karbon etkisiyle alakalı. Her zaman olduğu gibi ilk önce bir okuyorum. Hani telaffuzumuzu bir kontrol etmiş oluruz. Hem de bazılarınız mesela gözünü kapatıp dinleyebilir. Çaktırmadan listening yapabilir. Bakın çünkü mesela 5 paragrafçıktan oluşan bir parçamız var bugün. Okay let's go. Part 1. Summer travel is heating up and Americans are making plans to hit the open road to enjoy time off with family and friends. According to a recent survey from the American Automobile Association, approximately two thirds of American families will travel this summer. And just over half of them will do so by car. Anticipation of lower gas prices this summer adds to the appeal of car trips, but today's auto travelers are also more mindful of the impact of their activities on the environment. Dedik ve başlıyoruz. 7-Eleven helps drivers curb their carbon impact. Bakın hemen curb zaten yazdım orada. Hazırlık yaparken gördünüz. Curb şimdi oradan tahmin edin. Ben yazdım ama hadi belki görmeyenler vardır. Hop şeytan baktırtmasın. Şimdi 7-Eleven işte biliyorsunuz şirketin teki. Helps drivers yardımcı oluyor araba kullananlara, sürücülere ya da hani ben Araba kullanmadığım için driver'ı bir de hani böyle videoda anlattığım için hani araba kullanan kişi değil aslında. Drive sadece arabayı drive etmiyorsunuz ama sürücü diye geçebilirsiniz tabii. Sürücülere yardımcı oluyor curb etmelerinde their carbon impact. Şimdi karbon etkisi kötü bir şeyse bir şirket yardımcı oluyorsa karbon etkisini ne etmeye yardımcı olabilir ki zaten? Bakın hiç sözlük falan kullanmayın. Ne etmesine yardımcı olur? O ya ortadan kaldırmasına. E karbon etkisini de ortadan kaldırmak çok zor. Yani işte ta milattan önce bilmem kaç yıllarını falan gitmemiz lazım herhalde. O zaman da azaltmak olabilir. O zaman kör bakın azaltmak diye yazıyorum. O eş anlamlı olarak da ilk aklımıza gelen reduce'dur tabii ki değil mi? Decrease, reduce, dwindle, diminish vesaire vesaire. Neleri karbon neleri mesela körbedebiliriz düşünelim. Kötü bir şeyi ah crime rate mesela. Değil mi? Önlemler alınır to curb crime rate in big cities mesela büyük şehirlerde crime rate'i curb etmek için önlem alırsınız ya da uh, you try to curb your expenses masraflarınızı curb edebilirsiniz reduce etmeye çalışabilirsiniz expenditure yine masraf mesela global warming etkisi ya da global warming'in kendisini curb etmeye çalışabilirsiniz o yüzden collocationlara şöyle yazalım mı mesela hemen yanına yazayım mesela curb global warming olabilir uh, curb crime rate olabilir Curb expenses olabilir. Curb expenditure olabilir. Benim aklıma bunlar geldi. Siz daha olumsuz böyle bir şey bulursanız, curb etmek istediğiniz hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi Summer travel is heating up. Heat up yemeği ısıtmak anlamına da gelir. ısınmak anlamına da gelir tabii ki. Burada ama yaz seyahati deyince heating up derken bu konu gündeme geliyor. Kızışıyor, işte popülerleşiyor, yaklaşıyor anlamında. Herkesin bir aklında bu yaz nereye gitsek acaba falan filan diyor. Bir soru da oluşuyormuş. Summer travel is heating up and Americans are making plans. Amerikalılar planlar yapıyorlar dedi. Tamam burada arada collocation da do plan değil make planmiş bakın. Amerikalılar planlar yapıyorlar diyor. To hit the open road. To hit the open road. Hani aç, orada açık yol demek isteyen, Yani trafiğe açık yolu kastediyor. Open demesine de giriyor. Hit the road'u bilin ama. Hit the road yola çıkmak. Yola vurmak değil. Bu da deyimsel bir ifade. Hit the road. Yola çıkma planları yapıyorlar diyor. Amaç ne orada? Bakın to enjoy. In order to enjoy diyebilirdi. So as to enjoy diyebilirdi. Daha kısa. Makale olduğu için yer tutmasın diye sadece to enjoy'u tercih etmiş yazar. To enjoy time off. Boş zamanlığının tadına varmak için diyor with family and friends. Aile ve arkadaşlarla. Bakın time off. Day off neydi? Boş zaman değil mi? İşte yani işe gitmediğiniz, çarşambaları gitmiyorsun okula mesela. My day off is Wednesday diyorsun işte. Benim çarşambaları boş günüm. Empty değil. Time off. Okay. According to a recent survey, hmm, son dönemde yapılan bir araştırmaya göre, survey, araştırma, anket diyebilirsiniz. Buna göre dedik, from nereden yapılan mesela ya da kim tarafından yapılanmış bu anket? From the American Automobile Association. işte Amerikan Otomobil Derneği, vakfı, kuruluşu, süper de önemli değil yani Türkçesi bu tür kuruluşların. Şimdi geliyor ama approximately. Approximately ne demekti? Nearly. Yani yaklaşık bakalım. Yaklaşık two thirds. Two thirds'ı yazacağım arkadaşlar. Bilelim çünkü geçenlerde de yazmıştık bunu. Çıkıyor çünkü sınavlarda two thirds. Üçte ikisi demek. Şöyle yes. Mesela beşte bir. One fifth. Onu da yazayım elimizde bulunsun. İşinize yarayabilir yarın bir gün. İlk önce işte bildiğiniz kesir yazıyorsunuz işte. Bakın 5'te 1. 1 5 Dikkat edin. Bakın 5 demedim. 5th dedim. Dikkat edin ilkine de 2-3rds. 3 değil. 3rds. Hani şu 3. 1. 5. falan dediğiniz sıralamayı kullanıyorsunuz. Dedik ki yaklaşık... Two thirds of American families, Amerikan ailelerinin yaklaşık üçte ikisi will travel this summer. Bu yaz seyahate çıkacaklar. Okay. And just over half of them. Yani böyle yarısının bir parça daha fazlası. Böyle yüzde elli ikisi mesela işte yüzde elli üçü falan diyor herhalde. We'll do so by car. Şimdi duralım mı birazcık do so'da? Böyle yapacaklar diyor arabayla. Sınavlara giren arkadaşlar zaten çok karşılaşmıştır. Mutlaka reference sorusu olarak çıkar. Do so. Böyle yapmak. Hemen cümlede biraz gerilere gidiyorsunuz. Böyle yapmak deyince birileri bir şey yapmış orada demek ki onun referansı. Burada da böyle yapacaklar arabayla dediğine göre travel'a gider değil mi? Mesela bunu da ne yapayım? Buna da kırmızı yapayım mı? Mesela travel'a gider do so. Şunu da kırmızılıyım. Böylece referansı görmüş oluruz. Mesela bir örnek verelim. İki kişi konuşuyor diyor ki I think Istanbul is a very expensive city. Çok pahalı bir şehir bence İstanbul diyor. Siz de diyorsunuz ki yeah I think so. Aynen öyle inanıyorum. O dediğin şeye inanıyorum. Bir daha Yes I think Istanbul is a very expensive city. Bir daha söylememek için I think so. I believe so. She said so. E, öyle dedi. Eray yarın şuraya gidiyormuşuz. Kim dedi ya? E, she said so. Yeli said so. Yeli öyle dedi. Bakın bir daha o cümleyi kullanmamak için She said so. Öyle dedi. Do so. Böyle yapmak. Did so. Böyle yaptı. Claim so. Böyle iddia etmek. Oradaki so'yu gördüğünüzde bilin ki cümlenin öncesinde biri bir şey iddia etmiş. Biri bir şey teklif etmiş. Biri bir şey söylemiş. Öyle yaptık biz de. Öyle yapacağız demek. Okay. Diyor ki anticipation of lower gas prices. Hatırlayın şu o hep hatırlatıyorum size. The name of the book. Kitabın adı bu taraftan gidiyorduk. Burada da diyor ki daha düşük benzin fiyatlarının beklentisi. To anticipate. YDS kelime kampı. Değil mi? Hatırlayalım. Anticipate. Bir verbdür ve eşittir ummak, beklemek ve eş anlam, eş anlam. Hop, çok güzel teşekkür ederim. Bu da mesleki deformasyon arkadaşlar. Kendin soruyorsun, kendin cevaplıyorsun. Ee, <laughs> Hope expect diyebilirsiniz. Unanticipated ekleri vardır mesela bir konunun. Beklenmedik. Unexpected. Sınavlar çok sever. Anticipate ve sülalesini o yüzden bilelim. Bu da diyor ki tekrar daha düşük lower. Bakın low lower comparative. Daha düşük benzin fiyatlarının diyor beklentisi this summer bu yaz. Adds to. Ekliyor. Katkıda bulunuyor demek. Add zaten kendi başına ilave etmek, toplamak da değil mi? Addition var matematikte işte toplama. Adds to bir şeyin üstüne bir şey koyuyor demek işte. Bakın bu düşmesi beklenen ya da düşük benzin fiyatlarının beklentisi katkıda bulunuyor dedi. Neye? The, to the appeal of car trips yani araba seyahatlerinin çekiciliğine burada to appeal fiilinin gördüğünüz gibi isim hali olmuş bakın noun yazıyorum burada çünkü nereden anladık appeal of car trips göre araba seyahatlerinin bir şeyse o zaman noun of noun kullanıyorduk değil mi şunun şusu dediğimize göre burada appeal siz şu ana kadar bunu hep fiil halinde görmüş olabilirsiniz demek ki burada çekmek değil de çekicilik olarak isim hali hemen yazıyorum çekicilik okey çekiciliği ne diyor araba seyahatlerinin çekiciliğine katkıda bulunuyormuş. Fakat diyor today's auto travelers günümüzün diyor arabayla seyahat eden insanları are also more mindful. Mindful şu e, son dönemlerin meşhur workshopları mindfulness eğitimi, farkındalık eğitimi. Hani cuma akşamından bir giriyorsunuz internet üzerinden katılım sınırlı sayıda işte mindfulness eğitimi, sertifika falan filan. Pazar günde bir çıkıyorsunuz böyle her şeyin farkındasınız. İşte çiçekler, kelebekler falan filan vesaire. Mind bakın yazıyorum. Mind zihin demek değil mi? İsim hali. Hatırlayın full geldiği zaman İngilizce'de isimleri ne yapardı? Ne yapardı full? Care, careful. Sıfat yapardı, Teşekkür ediyorum. O zaman mindful da zihin dolu değil. Farkında demek. Adjective'dir arkadaşlar. Farkında demek. Bazen bilinçli diye de çevirebilirsiniz. Bunun eş anlamlılarını bilin çünkü kullanılır. Aware of. Bakın of preposition ile kullanılır. Conscious of. Bir şeyin bilincinde, bir şeyin farkında demek. Tamam mı? Bu da diyor ki günümüzün diyor arabayla seyahat edenleri ayrıca diyor daha farkındadır, daha bilinçlidir. Hangi konuda? Of the impact etkisi konusunda diyor. Neyin? Of their activities. Aktivitelerinin etkisi konusunda daha bilinçlidirler diyor. Ne üzerindeki etkisi? On the environment. Çevre üzerindeki etkisi. Bakalım biraz sonra nasıl azaltacaklar acaba bu çevre üzerindeki etkisini göreceğiz. Part 2'de. Okay, so part 2. Now, listen. Fortunately, companies like 7 Eleven are leading the way in offering innovative solutions aiming to help consumers mitigate the negative environmental effects of car travel, giving them a chance to make a difference. Through a program called Renew, 7 Eleven calculates tailpipe carbon emissions and offsets those emissions through local and global carbon reduction projects, including reforestation and tree plantings. Fortunately, Bunun genelde anlısını duyarız değil mi? Unfortunately maalesef. İşte fortunately anı at. Fortunately maalesef değil de neyse ki. Okey güzel bir kelimedir. Neyse ki diyor şimdi yukarıda hani karbonu azaltacağız vesaire falan diyor. İnsanlar farkındadır vesaire dedi. Şöyle fortunately diyelim bu bir nedir? Bakın adverb'dür değil mi? Neyse ki dedik. Okey. Birileri güzel bir şey yapacak herhalde. Neyse ki dedik. Companies like 7-Eleven, like, such as örneklemelerde kullanılıyordu. 7 Eleven gibi şirketler are leading the way bence çok güzel bir laf yani leading the way lead'i biliyorsunuz liderlik etmek bakın lead to demedim lead sadece liderlik etmek işte yolu açmak önde gitmek e leading the way aslında çok da idiomatik bir kullanım değil böyle çok ha, mecaz anlam kecaz anlam falan filan değil yolu açmak demek liderlik etmek demek. Yazmıyorum sadece söylemiş oldum. 7-Eleven gibi şirketler are leading the way. Önünü açıyor diyor. Liderlik yapıyor yola. Hangi yolda acaba? In offering. Sunma konusunda diyor bakın. Ne sunma konusunda? Innovative solutions. Innovative solutions. Innovative biliyorsunuz aslında. Türkçe'de maalesef inovasyon diye geçen kelime. Innovation isim hali. Yenilik aslında. sınava giden arkadaşlar ama mutlaka mutlaka bilsin. Innovative bir sıfattır. Zaten iyi bitişinden belli. Innovative adjective. Yenilikçi diyebilirsiniz. Yaratıcı diyebilirsiniz. Tabii ben yazabilirsem buraya yaratıcı. Tamam yenilikçi de bir sıkıntı yok. <laughs> ne peki eş anlamlısı? Mesela restatement'a girdiniz YDS'de ya da işte profession sınavlarına girdiniz. Haydi. Innovative methods, innovative techniques, innovative equipment, innovative bir şey. Ne olur? Ne olur? Haydi bak yazdım. Üç harfini yazdım. Üç harfli. Üç harfini yazdım. Creative. Güzel. Okay. Creatively restate edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Diyor ki Sam Loving gibi şirketler yolunu açıyor diyor teklif etmenin yenilikçi çözümler diyor. Haydi bakalım şimdi aiming oradaki participal videomuzda da bildiğiniz üzere, çalıştığınız üzere orası aslında şimdi dikkatlice bakar mısınız? Yani kulağınız bende, gözünüz lütfen ekranda olsun. Çözümler that aim değil midir aslında orası? Bakın, çözümler diyor that aim to help şurası, değil mi? yardımcı olmayı amaçlayan çözümler ama tamamen keyiftir. Tamamen keyiftir. Aktif kısaltma yapacağınız zaman relative clause'larda participle'la ne yapıyordunuz? Bütün aksesuarları atıp fiilin ing'sini yazıyordunuz. Tamam aynısını yapmış burada da yazar. Yeri yok çünkü ne yapsın? Aiming bitti işte. Bakın. Şöyle. Güzel. Neye güzel dedim? Biz yaptık diye mi güzel dedim acaba? Aiming to help. Okay. Çözümler dedik, ne yapan? Amaçlayan dedik yardımcı olmayı tüketicilere, mitigate azaltmalarında diyor the negative environmental effect of car travel bakın ne kadar uzun of car travel var yine. Araba seyahatinin diyor olumsuz çevresel etkilerini mitigate etmelerine yardımcı olan. Şimdi burada güzel kelimeler var. İznin verirseniz yazmak istiyorum. Aim to do something. Bir işi yapmayı amaçlamak. Ve dibine infinitivalı gördüğünüz gibi. Here we are aiming to help you. She is aiming to ne bileyim do some research on bilmem ne üzerinde e, araştırma yapmak istiyor. Size yardımcı olmayı amaçlıyor. Bir işi yapmayı amaçlamak. Aim to do something. Ve altında dikkatinin pozitif dersinde görmüştük. Help somebody do something. Birine bir şey yapmasına yardımcı olmak. Şurada gördünüz mü o yapıyı? Bakın yine ekrana bakın lütfen. Help consumers mitigate. Tüketicilerin mitigate etmesine yardımcı oluyor. Yine sözlük karıştırmayın. S sözlük falan karıştırmayın. Bakın yardımcı oluyorsa tüketicilere hemen bakın vıt vıt vıtın olumsuz etkileri işte. Olumsuz etkiyi daha az önce de söyledik part 1'de değil mi? Hatta parçanın başında curb vardı olumsuz etkilerini ne yapmasına yardımcı olabilir ki bir şirket ya da bir araştırma ya da bir deney ya da bir aşı maşı falan ne yapar ya ortadan kaldırır ya da azaltır ikisinden bir tanesi. O zaman mitigate e de ne diyelim? Haydi siz söyleyin. Mitigate. Hatta YDS kelime kampı. Şaka moka her şeyde yerlisi, kelime kabloda söylemişiz. Bir şey kalmamış neredeyse. O zaman ne dersiniz? Azaltmak diyebilirsiniz. Şiddetini azaltmak, indirmek diyebilirsiniz. Eş anlam yazın lütfen. En bilindik, bunların bütün bu mitigate, lesson'ın sülalesinin başına reduce yazıyorsunuz zaten. Reduce yazabilirsiniz, lesson yazabilirsiniz, ease yazabilirsiniz, haydi hatırlatalım bir de curb yazabilirsiniz artık. Tamam, devam ediyorum. Diyor ki yardımcı olabilirler dedi. Bu durumda onlara veriyor bir şans demiş to make a difference. Yani fark yaratma şansı veriyor. Burada da çaktırmadan acaba acaba which gives mi demeye çalışmış bakın. Which gives yine ekrana bakın lütfen dikkatlice. Biz connect relative clause demiştik. Bütün cümleye göndermede bulunan relative clause'ları böyle kullanıyorduk. Burada da participle yapma hakkını kullanmış. Çünkü hatırlayın participle'larda demiştik ki siz sevmeyebilirsiniz kişisel olarak participle'ları ama ee, köşe yazarlarının, gazetecilerinin, dergide yazı yazan insanların müthiş hoşuna giden bir yapı. Çünkü bu kadar yeri var zaten. E şimdi her şeyi klasik relative clause yaparsa düşünsenize that have been painted, which have been going falan filan yazsa böyle tamam dört kelime. Hepsini bir kelimeyle söyleyebilirim. Müthiş işlerine yarayan bir yapı. Bu durumda onlara make a difference. Make a difference'ı bilin lütfen fark yaratmak. Özellikle konuşma sınavlarına girecek olan ya da yazı yazacak olan arkadaşlar bu tür deyimsel ifadeleri e tabi çalışmıyorsa atmak zorunda kalıyor. Çünkü ihtiyacı var fark yaratmak işte bir şey yapmak az önce de plan yapmak demiştik. Collocation çalışın lütfen arkadaşlar. Bakın do a difference değil make a difference. Through a program. Through aracılığıyla demek. Değil mi? Bir şey sayesinde diye bile çevirebilirsiniz burada. Through a program. That is called. Yemin ediyorum bilerek seçmedim. Bakın aynı paragrafta üçüncü participle. Ama şunu bir kere daha hep beraber görelim. Bunu yazan kişi demek ki baya bir yer kazanmak istemiş ki. Aynı paragrafta 3 tane relative clause hemen participle yapmış. Bakın aslında through a program which is called. Değil mi? Ya da that is called. Yerine şöyle called yapmış işte. Renew adında, renew olarak adlandırılan bir program vasıtasıyla, aracılığıyla demiş. Eee? 7-11 calculates, 7 Eleven şirketi calculates, hesaplıyor. Tailpipe ne ya? Tailpipe? Tail? Eyvah YDS'deyim, tailpipe ne? 5000 tane kelime sorusu çözdüm, tailpipe ne? Acaba çok mu ilgilendiriyor bizi? Bir devam edelim bakalım. 7-11 hesaplıyor, tailpipe carbon emissions. Tailpipe karbon emisyonlarını bilmiyorum ne? Ama tabii tail tail kuyruk demek. Pipe boru, e, kuyruk borusu, kuyruk borusu ne ya? Şu arabanın arkasındaki acaba egzoz borusunun İngilizcesi olsa gerek mi? Hah demek ki öyleymiş. Bakın sınavdayım, paniklemiyorum arkadaşlar. Yani araba kültürüne, sektörüne benim gibi like me çok böyle uzak durabilirsiniz. Çok alakasız bir insan olabilirsiniz. Ama sınavdayım. Neyi hesaplayabilir ki? Bakın hesaplıyor diyor. Vıt 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 karbon emisyonu. Tam ne bileyim ne işte? Arabadan çıkan duman, oradan çıkan bu kulağından çıkan sürücünün bilmiyorum çok da umurumda değil. Bunu hesaplıyor bu program ve diyor Offset. Offset çok güzel bir kelimedir. Dengelemek demek arkadaşlar. Lütfen bunu yazayım buraya. Offset. Yani buna mesela Balance diyebilirsiniz. Maintain diyebilirsiniz. Türkçesini başına yazayım o zaman şöyle. Bunun da listesini, şeyini göreceksiniz zaten karşılığını. Dengelemek diyeyim. Bakın diyor ki 7-Eleven calculate ediyor. Bir tane fiil var ve diyor offset ediyor. Yine 7-Eleven bu programla ne yapıyor? Bu emisyonları diyor dengeliyormuş. Tamam. Through yine bakın bir şey aracılığıyla. Ne aracılığıyla local and global carbon reduction pro uh, projects yani lokal yerel ve küresel karbon azaltma projeleri vasıtasıyla bunları kullanarak offset ediyor dengeliyor bu emisyonları including şunlar da dahil olmak üzere reforestation reforestation forest Orman. Forestation ormanlama değil ağaçlandırma. Re ne demek o zaman? Yeniden dediğine göre yeniden ağaçlandırma. Demek ki kesmişler işte birileri falan o patlıcan falan ekeceğiz diye. Oraya tekrar işte o ağaç dikiyorlar. Hatırlayın bunun olumsuzu neydi? Deforestation. Yazalım mı şöyle kartın kenarımızda? Hı hı. Hani bu da burada kalsın <laughs> Instagram postu gibi. Bu da burada kalsın falan filan diyorsunuz. Deforestation dediğiniz şey ormansızlaşma olumsuz bir şey. Reforestation dediğiniz şey Ormanlaştırma, ağaç dikme. Şöyle diyeyim ki o zaman ağaç dikme diyeyim, ormanlaştırma. Ee, yukarıdaki de ormansızlaştırma. Tamam, güzel. Ee, şöyle D'yi lütfen çık çık. Görünüz ve ri de görünüz. Bunları e, yazalım. Siz de notunuzu alın defterinize. Nereye not alıyorsanız. Çünkü arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Minik minik gibi ama sınavda e, kafanızı kurcalayabilir. Sınavda böyle bir şey lüksümüz yok. Ne olarak da ne dahil etmek üzere? Ormanlaştırma, ağaç dikme ve zaten yanında söylüyor zaten tree plantings. Bunlar da dahil olmak üzere... Lokal ve küresel karbon azaltma projeleri aracılığıyla diyor bu emisyonları offset ediyormuş 7-Eleven. Dedik teşekkür ediyoruz 7-Eleven'a buradan ve geçiyoruz part 3'e. Ve geldik 3'e. Bakalım. First English. As a brand, 7-Eleven has committed itself to supporting the United Nations Sustainable Development Goals, specifically goal number 7 and number 11. These goals center around providing more sustainable energy for consumers, And giving back to our local communities. That's why we introduced the 7 Eleven Renew Program and why it is so important, says Jason Murray, 7 Eleven Vice President of Operations for the Pacific Northwest. Hmm, insan Şimdi, as a brand, as. Hocam, bu ezlerin... her yerde bir ez as var. Ezden sonra bir şey geliyor gibi oluyor. Şöyle oluyor çünkü diyorlar. Eze bazıları while diyor. E, haklı arkadaşlar. Yani o while diyen de haklı. Ben burada çok uzatmamak ve parçana kopmamak için buradaki kullanımla sadece gireceğim. Ez eğer plus noun oluyorsa ne demiş oluyorsunuz? Nıt 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 olarak. Ben örnek yazayım mı? Hop şöyle mesela kendimden örnek vereyim. Yavuz works here as a teacher. Bitti arkasından isim koyuyorsanız Eze olarak diyorsunuz. Yavuz öğretmen olarak çalışıyor. Ben burada işte muhasebeci olarak çalışıyorum. İşte şunun temsilcisi olarak bulunuyorum burada diyorsunuz. Bu da diyor ki as a brand bir marka olarak 7-Eleven has committed itself to doing something. Kendisini diyor adamıştır to supporting desteklemeye adamıştır diyor. Neyi? United Nations Sustainable Development Goals. Sınavda olsam umurumda değil ama şimdi hani parçanın içinde geçiyor diye çeviriyorum. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir gelişme hedefleri diye bir hedef varmış. Birleşmiş Milletler'in bir kitapçığı bir şeyi var herhalde. Kendini bunu desteklemeye adamış bir marka olarak diyor 7-Eleven. Özellikle de specifically goal, hedef number 7 and hedef number 11. 7 numaralı ve 11 numaralı hedefler. Goal burada biliyorsunuz işte hedef demek yani aim diyebilirsiniz, target diyebilirsiniz. Bu arada şunu yazayım. Çünkü commit yourself to something. Kendini bir şeye adamak. Commit. Ben buraya oneself yazıyorum. Siz oraya çünkü oneself yerine yourself, ourselves, themselves, herself diyebilirsiniz. To buraya ya isim gelir ya da verb ing gelir. Dikkat edin arkadaşlar. To'dan sonra çünkü orası preposition'dır. İngilizce'de preposition'lardan sonra hatırlayın ne gelir? Buradaki to amaç değil. To'dan sonra, in'den sonra, for'dan sonra verb ing ya da isim gelir. Okay. Commit oneself to something. Kendini bir şeye adamak. Buna eş işte anlamları var mı? Diye sorduğuma göre var demek ki. Okey. Verb ing. Ne diyebilirsiniz eş Bana söyler misiniz? Söyler misiniz? Söyler misiniz? Devote var. Kullanımı aynı. Devote oneself to something. Kendini bir şeye adamış. Hani devoted nurse diyorsunuz ya. A devoted doctor. Kendini mesleğine adamış bir doktor ya da hemşire diyorsunuz. Başka ne var? Başka? Dedicate var değil mi? Dedicate, dedication çok önemlidir hani bir yola çıkarken bir hedef için kendini adamak, adamışlık, adanmışlık demek. Bakın bu üç kelime de commit, dedicate, devote yourself to something kendini bir şeye adamak. Okay, böyle kullanabilirsiniz dedik. These goals bu Hedefler center around. Gördüğünüz gibi cümlenin fiili burası. Center biz şimdiye kadar merkez diye biliyorduk isim olarak. E bakıyorum şimdi these goals center around providing more sustainable energy for consumers. Ah bir dakika fiil burada. O zaman center around odaklanmak değil midir? Bu hedefler şu konuya odaklanıyor, şu konuyu hedef alıyor. O zaman burada center around da aşağıya yazayım görmüş olun. Center around nokta noktaya odaklanmak demek. Onun etrafında toplanmak demek mesela. Bu hedefler neye focus on oluyor? Bakalım. Providing sunulmasında, tedarik edilmesine more sustainable energy for consumers. Diyor ki daha sürdürülebilir, daha çok sürdürülebilir enerji diyor tüketiciler için. Sustain ne kadar da önemli bir kelime değil mi? Sürdürmek anlamına geliyordu şöyle sürdürmek yazayım. Mesela sustainability. İngilizce'de hatırlayın ile biten her şey isimdi değil mi? Sustainable. Bu ıbılla mıbılla biten şeyler de ejective'di bakın. Sustain'den nereye gelmiş yazar? Sustainable'a gelmiş. Sürdürülebilir. Değil mi? practicable, pratiğe konulabilir, feasible, fizibilite raporları hazırlanmıyor mu bir proje yapılmadan önce? Fizibilitesine bakalım bunun, hani yapılabilitesine bakalım falan diyorsunuz. Sustainable projelerle gelin bana diyorsunuz, sürdürülebilir bir şey olsun. Ve bunun da isim halini yapmış, sustainability, bakın sürdürülebilirlik. Bu şekilde bilelim suffix ve prefix çalışmalarıyla. Dedik, Tekrar geliyorum. Bu hedefler center around odaklanıyor dedik. Sunulmasına odaklanıyor, tedarik edilmesine odaklanıyor diyor. Daha sürdürülebilir enerji diyor tüketiciler için. Ve ikinci odaklandığı şeyde bakın burası giving back vermek teslim etmek, geri vermek. Neyi geri vermek acaba ya da kime? to our local communities. Ha, hani aldığımız şeyi oradaki lokal mesela atıyorum Suadiye'de yapılıyorsa bu iş Suadiye hani halkına, işte Beşiktaş'ta yapılıyor Beşiktaş'ta, işte Esenler'de yapılıyor Esenler komünitesine. oradaki lokal topluluğa vermek, geri vermek onlardan aldığımızı. That's why. İşte bu yüzden reading'lerde çok karşımıza çıkar ve sizin de eseylerinizde çok kullanmanızı isterim. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. Hep verdiğim şeyleri yapıdır. That's why. İşte bu yüzden diyorsunuz mesela. Şöyle That's why. İşte bu yüzden Bakalım neymiş? İşte bu yüzden We Introduced. Introduce burada tanıştırmak değil de yürürlüğe koymak değil mi? Aslında aynı şey yapıyorsunuz. Ee, sevgili halk bu bizim yeni program. Ee, yeni program bu bizim işte halk. Bu burada oturanlar. Aynı şey yapıyorsunuz aslında değil mi? Mehmet, Ahmet, Ahmet, Mehmet. Aynı şeyi yaptınız. Mesela hükümet yeni bir sistemi, yeni bir kanunu yönetmeli introduce edebilir. Piyasaya sürmek değil orada işte yürürlüğe koymak. O yüzden burada da diyorsunuz ki yani 7-11'daki kişi konuşuyor. İşte bu yüzden We Introduced. Bu yüzden diyor yürürlüğe koyduk, uygulamaya koyduk. Neyi acaba? The 7 eleven Renew Program. İşte 7-11 Renew Programını yürürlüğe koyduk diyor. And why it is so important. İşte bu yüzden diyor bu çok önemli bir de. That's why iki yere gidiyor. Bu yüzden bunu yaptık ve that's why it is so important. Bu yüzden çok önemli. Demiş Jason Murray işte oranın bıt 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 bıttısı bıt bıt yani. Önemli bir insan da gerek yok title'a. Peki bugün varız yani yokuz yani. vice present olsak ne olacak, olmasak. <laughs> o zaman the <laughs> parçaya geçiyoruz. Okay, şimdi geldik part 4. or zaman bir İngilizcesine bakalım. we have made sustainability an easy option for our customers. By simply choosing to pump at a 7-Eleven renewal location, drivers are proactively reducing their carbon impact by up to 30%. Renew was launched in 2017 and has recently reached a milestone of offsetting more than 150 million gallons of fuel. In terms of carbon impact, that equates to powering more than 5.2 million homes electricity for a day. What 7 Eleven is doing is an example of a community minded business trying to help solve a very difficult problem, says Sharon, a 7 Eleven customer and a teacher in Tracy, California. Bu da bir öğretmenin yaklaşımı. Bakın, make something adjective diye bir yapabiliyordunuz hatırlayın. Bu da diyor ki, we have made diyor biz yaptık neyi? Sustainability işini diyor ya da bu kavramı sürdürülebilirliği. An easy option kolay bir opsiyon haline getirdik diyor tüketicilerimiz için. Ee, making bu kullanımını lütfen bilin. Mesela diyebilirsiniz ki, traffic sometimes makes um, sometimes makes Istanbul. An unbearable city. Değil mi? That's a fact. Yani bu bir gerçek tabii ki. Bakın. Traffic sometimes makes... En önemli şeyi niye yazmıyorsun ki? Traffic sometimes makes Istanbul. Bazen İstanbul'u ne yapıyormuş? An unbearable city. Katlanılmaz bir şehir haline getiriyor. Aynı yapı. Bunu lütfen eserlerinizde ve speakinglerinizde satın. Okay. Diyor ki by simply choosing hatırlayın by verb ing metot gösterirdi. Geçen videoda da çıkmıştı. Diyor ki basitçe diyor Choosing to pump, bakın choose to do something, bir işi yapmayı tercih etmek. Choosing to pump, diyor ki basitçe bir 7-Eleven Renew lokasyonunda benzin almak, pompalamak burada. Bunu tercih ederek diyor, sürücüler are proactively, yani aktif olarak diyor reducing, azaltıyorlar. Their carbon impact, karbon etkilerini azaltıyorlar diyor. By up to 30%, yüzde 30'a kadar. Bakın by burada... Şöyle ilk önce choose to do something yazayım. Choose to do something eşittir ne diyebilirsiniz? Prefer doing something olabilir. Eşittir ne diyebilirsiniz? Opt for doing something. Bir işi şey yapmayı tercih etmek arkadaşlar. Bu kullanımları da görmüş olduk. By 30% yazsanız mesela ne demiş olursunuz? By 30% rakamların önüne by geldiği zaman passive-massive değil arkadaşlar. Oranında demek. By 2% %2 oranında. Bu da diyor ki %30 oranında araya bir de up to koymuş yani %30'a kadar. Belki de %25 azaltıyorlar, belki de bazı sürücüler %15 azaltıyor. Bilmiyoruz ama %30'a kadar azaltılıyor diyor. Okay. Renew was launched. Bakın launch fiili çok önemlidir. Hani missile füze fırlatmak, bir programa başlamak vesaire anlamına da gelir ki burada o anlamda eşittir ne diyebilirsiniz? Başlatmak diyebilirsiniz mesela. Start diyebilirsiniz. Projelerle çok kullanılır zaten ki burada aynısını kullanılmış. Renew diyor. Was launched. Başlatıldı 2017 yılında. And has recently. Son dönemde de diyor has reached. Vardı diyor. A milestone. Kilometre taşı diye çeviriyor. Mil taşı tabii burada onlar mil kullandığı için milestone diyor. Biz işte kilometre stone demiyoruz. Biz çevirirken ama kilometre taşı diye çeviriyoruz. Diyor ki bu program... Son dönemde vardı diyor bir kilometre taşına demek ki bir noktaya varmış. Neymiş o da? Offsetting az önce söyledik değil mi? Dengelemekti. Offsetting more than 150 million gallons of fuel. 150 milyon galondan fazla yakıtı dengeleme noktasına ulaşmış. Milestone'a ulaşmış. Yani harika bir program demek ki işte. Ve diyor ki şimdi okuyucu sen anlamazsın. Şimdi 100, tamam biliyor musun ya 150 milyon galon ne? Ne kadar söyle Yavuz. Vallahi kula ben bayağı büyük geliyor yani. Tam 150 milyon galon da Amerika için şu kadarcık bir şey belki de. Heh. Bakın yazarlar e, bu tür sektör dışından insanlar da okuduğunda bu işin ciddiyeti bilinsin diye everyday man layman dediğimiz sokaktaki insanın da hadi ya o kadar yani diyebileceği bir benzetme yapar. Şimdi 150 milyon galon yakıt. Bilmiyorum ki kulağa çok geliyor da belki Amerika için şu kadar bir şey yani çok da önemsiz bir şey yani. Diyor ki şimdi işte bakın in terms of bir şey. Ha, açısından demek in terms of. Bilin bunu. In terms of nokta nokta eşittir nokta nokta açısından. Diyor ki karbon etkisi açısından bakıldığında sevgili okuyucu. Bak şimdi bu 150 milyon galon boru değil yani. Diyor ki karbon etkisi açısından that, that dediği o rakam işte 150 milyon galon equates denk düşer diyor. Neye? Powering, power enerji vermek, elektrik işte vesaire falan diyor. Powering more than 5.2 million homes electricity ya. 5.2 milyon evin elektriği demek diyor o senin 150 milyon galon. Şimdi işte şey diyoruz. Ha, çokmuş yani tamam tebrikler. O zaman 7-Eleven'dan içiyorum bundan sonra bir şeyim falan. Sandviçimi o zaman alıyorum. Mesela e giderken işte yola çıktığımız zaman Eray diyorum ki Eray diyorum 7-Eleven. McDonald's'a girmiyoruz 7-Eleven'e giriyoruz diyormuşum. Ve for a day, bir günlüğüne bakın bir günlüğüne 5.2 milyon evin elektriğinden bakın 5.2 milyon evden daha fazlasının elektriğini karşılamak anlamına gelir diyor. Equate, equate equation var matematiği falan şey gören e, İngilizce gören arkadaşlar belki bilir. E, denklem demek equate. Denk düşmek demek, karşılamak demek, denk düşmek diyeyim eşit olmak demek mesela. Öyle bir şey yazayım. Equation'dan gelir aklınıza. Ve şimdi biri konuşuyor diyor ki What 7-Eleven is doing? Ah, naankolas değil mi? Naankolas bugün çekiyoruz. Bugün çekiyoruz. Naankolaslar geliyor arkadaşlar. Diyor ki 7 elevenın yapıyor olduğu şey is an example bir örnektir diyor. Neyin örneği? Bakın buradan geliyorum. o ve community-minded business. Community-minded bir şeyi düşünen, bir şeyi zihninde tutan. Güzel bir laftır. Community minded buna öncelik veren, hani bunu ciddiye alan diyeyim. Community minded, e, toplumu düşünen diyeyim ya da topluluğu düşünen diyeyim. Mesela like minded people. Onun gibi mesela diyorum ki Eray and like minded people. Eray ve benzer akıldaki, benzer kafadaki arkadaşları, insanlar şöyle şöyleler, böyle böyle yapıyorlar vesaire. Bu da diyor ki 7-Eleven'ın yaptığı şey is an example, bir örnektir. Neyin? A community minded business. Topluluğu düşünen değil mi? Oradaki topluluğun çıkarını düşünen bir işin diyor örneğidir. Oradaki halkı düşünüyormuş demek ki. Ve yine bir participle değil mi? That tries aslında orası. Which tries demek ama trying demiş orada ne yapan? Trying to help. Yardım etmeye çabalayan demiş. Ve dibine fiil almış. Çözmeye yardım etmeye çabalayan bir iş. A very difficult problem. Çok zor bir işin çözülmesine yardımcı olmaya çalışan bir işin örneğidir. Says Sharon. Sharon diye bir kişi söylemiş. Kimmiş bu da? A 7-Eleven customer. Bir 7-Eleven müşterisi. Ve bir öğretmenmiş. Trace diye. İşte Beşiktaş. İstanbul yerine Tracy California. And finally, part 5. We expect to see Renew grow significantly this year. We want to ensure that customers know that when they pull into a 7 Eleven Renew location to pump their fuel, they are doing more than just pumping fuel. They are making a difference, Mary says. We are proud of the Renew program and the customers who participate because we are working together to save our environment locally and globally. For more information and to find 7 Eleven Renew locations, visit 7 Eleven Renew.com. Oh, dash hyphen dash tilor 7 Şimdi geldik. We expect to see. Çok önemli bir kelime değil mi? Aslında bildiğinizden de neredeyse eminim. Expect ummak. Az önce anticipate demiştim. Bakın onun eş anlamlısı. Expect şöyle verb diyeyim. Yine ummak ve eş anlamlısı olarak da uh, hop yazabilirim anticipate yazabilirim hem de reference olsun. Ve dibine bakın neyi ümit ediyorsanız infinitive geliyor. Diyor. I expect to see you. They expect to come. Gelmeyi ümit ediyorlar işte tomorrow vesaire dedik. Bu da diyor ki we expect to see renew programının diyor grow significantly büyüyor olduğunu görmeyi ümit ediyoruz. Büyüyeceğini görmeyi ya da büyümesini gördü, gördüğümüzü ümit ediyoruz ya da göreceğimizi ümit ediyoruz. Bu arada grow kelimesini de bilin lütfen. Bu da YDS'de çıkmıştı. Hatırlayın bizim kelime kamplarımızda vardı. Çünkü önemli bir kelime ve eminim de çoğunuz biliyorsunuz. Grow büyümek sektörler için konuşulduğunda gelişmek anlamına gelir. Ne diyebilirsiniz mesela buraya? Develop diyebilirsiniz tabii ki. Ve tabii ki sınavların çok sevdiği, onda yazalım. Flourish vardı hatırlayın. Hani flower'dan geliyordu çiçek gibi açmak. Diyor ki, e, ümit ediyoruz görmeyi diyor. Renew programının geliştiğini diyor. Significantly. Significantly. Önemlice değil mi? Significant, important. Burada mesela ne diyebilirsiniz? Considerably diyebilirsiniz. Remarkably büyümesini görmek, görmek istiyoruz ya da ümit ediyoruz. We want to ensure that. Ensure. Bu fiilin kaderi hep böyle that ile kullanılmak zaten yani. Ensure that şundan emin olalım ki. Please ensure that lütfen şundan emin olun. Mesela diyorum ki size please um, ensure that you turn the lights off. Before you leave dedim mesela işte. Hadi ben çıkıyorum ama ya diyorum ki lütfen emin olun ışıkları kapattığınızdan çıkmadan önce. Bakın insure'dan sonra hep böyle bir det geliyor. O cümlenin olduğundan emin olun demek. Bakalım diyor ki bu da. We want to insure that. Şundan emin olmak istiyoruz ki. Bakın neden emin olmak istiyorlar. Customers know that. Müşteriler bilsin. Müşterilerin şunu biliyor olduğundan emin olmak istiyoruz diyor. Neyi biliyor olduklarından emin olmak istiyoruz. When they pull into a 7-Eleven. Pull into. Çek sağa. İşte, işte o. Yani şu işte. Bak araba kullanmıyorum ama şu işte. Uh, when they pull into a 7-Eleven renew location. Sürücüler diyor bir 7-Eleven Renew lokasyonuna diyor çektiği zaman diyor to pump their fuel bakın amaç yine değil mi ee, şey pompalamak yakıt almak için yakıt pompalamak için diyor they are doing more than just pumping fuel onlar yapıyorlar diyor more than daha fazlasını sadece yakıt almaktan hani oradan yakıtan alıyorsan bil ki Renew programının içindesin ve doğaya işte kutup ayılarına penguenlere katkıda bulunuyorsun. They are making a difference az önce yukarıda yazmıştık onlar bir fark yaratıyor. Diyor Mary az önceki o yetkili şahıs ve diyor ki We are proud of bir şey, ha, bir şeyden ne olmak gurur duymak değil mi? Be proud of nokta nokta. Buraya insan bir insanla da gurur duyabilirsiniz, bir şeyle de gurur duyabilirsiniz. Zaten burada ikisini birden kullanmış. Bakın nokta noktadan nokta noktadan gurur duymak değil mi? Nokta noktayla gurur duymak, değil mi? Nokta noktayla gurur duymak. Özür diliyorum çünkü. Ee, bazen benim işte intermediate türkçem kendini gösteriyor. We are proud of the renew program. Bu kişi diyor ki renew programından gurur duyuyoruz ya da bu programla gurur duyuyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu programla gurur duyuyoruz ve diyor the customers müşterilerimiz ile gurur duyuyoruz. Hangi müşteriler who participated? katılan müşteriler işte. Bakın devamını söylemiş. Neye katıldıkları çok belli. Yoksa isteseydi who participate in this program, in renew program diyebilirdi ama adam deminden beri relative clause yerine participle kullanıyor zaten yeri yok diye. Burada şimdi uzatmasın o kadar. Diyor. Çünkü diyor we are working together. Bizler diyor birlikte çalışıyoruz. Amaç to save our environment. Çevremizi diyor korumak için. Locally yerel olarak and globally ve küresel olarak korumak için çevreyi birlikte çalışıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi, for more information, daha çok şey için, bilgi için, video, 7-Eleven Renew lokasyonlarını bulmak için diyor etrafınızda, lütfen, dıttıra nokta.com'u ziyaret edin dedik. Siz testatorisi ziyaret edebilirsiniz. Başka malzemeler için ee, bitti. Biliyorum bu birazcık uzun sürdü. Özür dilerim. Eee katlandığınız için de teşekkür ederim. Bilmiyorum kaç kişi videonun sonuna kadar dinledi. <laughs> Şimdi videonun sonunda Eray size zaten bütün bu benim hızlı geçtiğim, yazmadığım, yazmadığım kelimeleri, ifadeleri, anlatımlarıyla, örnekleriyle zaten şey yapacak. E, listeleyecek. Orada Part 1, Part 2, 3, 4, 5 diye parça parça göreceksiniz. Parçayı da göreceksiniz bu reading videoları devam edecek sizler istediğiniz sürece ve istiyorsanız bizim de çok hoşumuza gidiyor. Reading çalışmaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü kelimeyi, collocation'ı en iyi şekilde oturtmanın yoludur. Daha ilk videoda söylemiştim. Bizlere info ulaşabilirsiniz. Lütfen beğeniyorsanız yorumlarda beğenmiyorsanız da yazın da biz de biliriz neyi beğenmiyorsunuz yani. Çünkü belki de haklı bir şey beğenmiyorsunuz. Evet ya bak bunu böyle yapsak iyi olur diyebiliriz. Lütfen paylaşın arkadaşlar. Hani olumlu olumsuz bütün görüşleriniz bizim için Için çok önemli. Yolda öğreniyoruz biz de. Biz de sizlerle öğreniyoruz. Çünkü yapıp ortaya koyup e, iyi oldu herhalde. Bilmiyorum ki belki iyi olmadı yani. Hani şu, şurası saçma, burası bilmem ne ya da işte ne bileyim sen niye işte şunu şurasına giyiyorsun falan diyebilirsiniz ve bu gerçekten de haklı bir neden olabilir. O yüzden lütfen yardımcı olmuş oluyorsunuz bize yorumlarla ve bu sınavlara hazırlanan insan varsa ki kim hazırlanmıyor. <laughs> Lütfen o arkadaşlarınızın da abone olmasını sağlayın. Çünkü abone olduğunuz zaman biliyorsunuz ki ilk sizin haberiniz oluyor böyle şeylerden. Görüşmek üzere bir başka videoda bilmiyorum hangi videoda görüşeceğiz ama yakın yakında bir videoda mutlaka görüşeceğiz yine. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.